3 tane Hataylı kardeşimiz, yurttaşımız Suudi Arabistan'da biliyorsunuz idam cezasına mahkum olmuşlardı. Onlarla ilgili bazı girişimlerde bulunmuştuk ve dün müjdeli haber geldi Suudi Arabistan'dan. Cezaları idamdan 15 yıl hapse çevrildi. Şimdi mücadeleye devam edeceğiz. Onların Türkiye'ye iadesi ve cezalarını burada çekmeleri için veya burada yeniden yargılanmaları için gerekli mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Bu arada ben bu konuda Sayın Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu'nun büyük emeği vardır. Buradan kendisine teşekkür etmek istiyorum. Açıkçası onun çabalarıyla bu mutlu sonuç ortaya çıkmıştır. Kendisine teşekkür ediyorum. Hakikaten Türkiye tam bir terör sarmalının içinde. Türkiye 3 koldan gelen bir terör belasıyla mücadele halinde biliyorsunuz. Geçtiğimiz gün İstanbul'da yine acı bir olay yaşadık. 44 tane yurttaşımızı kaybettik. Bunlardan bir tanesi Hataylı bir polis arkadaşımız, kardeşimiz. Suçsuz insanlar katledildi İstanbul'da. Bu 44 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimize ve yakınlarına, ailelerine tekrar başsağlığı diliyorum. Türkiye'de bir PKK terörü var. Çözüm süreci sırasında kentlere silah ve mühimmat depoladı, hendek kazdı dediler ve bugün PKK terörünün geldiği nokta ortada, hepinizin malumu. 15 Temmuz'da Türkiye'de demokrasinin canına kasteden o hain çete, yine hepinizin bildiği gibi, evet, çok uzun yıllardır Türkiye'de örgütlenen, gizlice devleti ele geçirmeye çalışan bu çete, yine AKP iktidarı döneminde yine herkesin bildiği gibi bu konuda en büyük adımları attı. Helal yapı devleti teslim aldı diyen bizzat bugünkü Sayın Cumhurbaşkanı'dır, o zaman başbakanken. Ve 15 Temmuz'dan sonra da bu bizim hatamızdır, Allah bizi affetsin, milletin bizi affetsin diyen yine Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Yani FETÖ'nün de müsebbibi yine kendi ifadeleriyle kendileridir. Üçüncü kanal Suriye'nin kuzeyinde oluşan Taliban benzeri o bölge, oradaki terörist unsurlardan gelen terör olayları yine biliyorsunuz. Çeşitli patlamalar, sınır kentlerimize düşen roketler, bombalar, havan topları. Yine bu yüzden kaybettiğimiz yüzlerce yurttaşımız. Ülkede terör bu noktaya gelmişse bunun bir numaralı müsebbibi hükümettir, AKP iktidarıdır. Ve bunu kendileri ifade etmişlerdir. 18 Ağustos'ta Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş aynen şunları söyledi. Bugün Türkiye'de yaşadıklarımız Suriye'deki hatalarımızın sonucudur dedi. Bir itiraf daha. Bu hükümet Türkiye'yi yönetemiyor arkadaşlar.